TRT akşamlarının ekran klasiği 5G 1K ile televizyonlarınızın başına hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, bugünkü programımızda konuğumuz Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sevgili izleyenler, bugünkü programımızdaki gazeteci arkadaşlarımız sevgili Mehmet Aydın, Ayşegül Koç, Erdal Aydın ve Sercan Örün. Sevgili izleyenler, biz bugün yargı reformunu konuşacağız. Ben bu konuda da ilk soruyu sormak üzere de sevgili Ayşegül Koç'a sözü vermek istiyorum. Sevgili Ayşegül Koç, ilk soruyu sizden alalım. Buyurun. Bir kez daha iyi akşamlar dileyim ben de izleyenlerimize. Başkanım, siz de bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yargı reformu meclisin ilk gündem maddelerinden biri. Aslında şöyle bir döndüğümüzde Eylül'e adli yılın açılışı çok büyük sesle, protestolarla başladı. Birçok baro, birçok yargıta üyesi katılmayacağını açıkladı Beştepe'deki töreni. O tartışmaların, protestoların ışığında bugüne uzandığımızda meclisin ilk gündem maddesi yargı reformu paketi. Şimdi bununla ilgili aslında sormak istediğim arkadaşlarım da elbette ki birçok ara başlıklar vardır ama şimdi seçimden önce de bir af söz konusuydu. Af gelecek mi, gelir mi, seçimden önce mi çıkar, seçimden sonra mı devam edecek? Şimdi bu yargı reformu dolaylı olarak bir af mı? Ben önce onu merak ediyorum. Öncelikle bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu yargı reformu bir af mı getiriyor? Şu anda meclise gelen ilk paketinde bir af yok. Zaten bu konuda siyasetçilerin hemfikir olduğuna dair de aslında açık bir emare yok. Fakat sizin de söylediğiniz gibi seçim zamanı bu bir propaganda malzemesi olarak kullanıldı. Ben de hatta bu stüdyoda bir iki programda hatta affın zararlarına değinmiştim. Ancak şunu da belirtmiştim. İnsanları, yani mahkumları ve ailelerini affı dile getirerek bir beklenti içerisine sokarsanız artık o şişeden cin çıkmıştır ve bunu yapmak zorunda kalırsınız. Doğru bir şey değildi bunun bir siyasi malzeme olarak kullanılması. Fakat kullanıldı. Bugün de insanlarda bir af beklentisi var. Bu af şeklinde çıkmayacak muhtemelen. Ancak yine defalarca yapıldığı gibi infaz kanununda değişiklikler yapılarak aslında cezaların çekilmemesi sağlanacak. Bu da yine o programda söylemiştim, hiç unutmuyorum. 1600'lü yıllarda yaşamış bir İtalyan ceza hukukçusu Beccaria'nın suçların cezalarının infaz edileceği inancı olmazsa toplumlarda o ceza hukuku kurallarının, kanunların hiçbir işe yaramayacağına dair ifadelerini paylaşmıştım. Bir kere daha tekrar etmiş olayım. İnfaz yasasıyla sürekli oynayarak ve af müessesesini Türkiye alışkanlığı olarak öngörülerek getirerek insanlarda işledikleri suçların cezasız kalacağı inancını yerleştirirsiniz. Sayın Bozkurt, dünyada gelişmiş ülkelerde böyle bir algı var mı? Af var mı? Siz hiç araştırdınız mı? Evet, şahit oldunuz mu? Gelişmiş ülkelerde af değil, bilakis infaz kanunlarıyla oynamamak prensibi var. Cezanız neyse onu çekersiniz. Değişmez yani. Belki yıllar olur. Dönüp yani, bakmaları. Tabii ki de değişmez. O ülkelerde insanlar bir suç işledikleri zaman bunun cezasının infazıyla karşı karşıya kalacaklarını bilirler ve insanları belki suç işlemekten alıkoyan tek faktör bu değildir ama önemli bir faktördür. Evet. Fakat tabii bizde seçim zamanı dile getirildiği için dediğim gibi sayısız aile bu beklenti içerisinde, onların da beklentilerini artık karşılamak zorunda kalacaklardır. Bu peki, cezaevleri dolduğu için cezaevlerini boşaltma girişimi midir? İnfaz yasasındaki değişim. Mesela kadınlar, yeni doğum yapmış kadınlar bir yıl sonra girebilecek cezaevine. Ya da belli bir yaş üstündeki kişiler için 5 yılın altındaysa sanırım evde infazı yönünde bir takım değişiklikler olacak. Şimdi somut olarak onların hangilerini getireceklerini bilmiyoruz. Evet. Çünkü meclise bu ilk reform paketi denilen paketle böyle bir şey gelmedi gördüğümüz kadarıyla. Neler getireceklerini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani ikinci pakette mi olur, üçüncü pakette mi olur? Cezaevleri doldu diye mi? Bu da belki siyasetçileri etkileyen bir faktör olabilir.
Son şunu biliyorum ama. Sonrası özellikle cezaevleri bir hayli doldu. Doldu. Şu var, belki yargı reformunun şu anda sizin soracağınız sorular anlamında konusu değil ama evet, cezaevi dediğiniz için söyleyeyim. 10 kişilik koğuşlarda örneğin 40 kişi kalmak zorunda olan mahkumlar var. Evet. Şimdi şunu biliyoruz somut olarak, yani yan yana ranzaları birleştirip 4 kişi yan yana yatıyorlar. Bunlar insani koşullar değil. Bugün mecliste komisyonda görüşülmeye başlandı. İlk kabul edilen maddelerden birisi avukatlara hizmet damgalı pasaport, gri pasaport. Yani meşhur yeşil pasaport. Yani hizmet pasaportu verilmesi evet, kabul edildi. Bu avukatlara bir rüşvet gibi algılanabilir mi? Bir de Ayşegül Hanım'ın sorusu biraz eksik kaldı cevabı sanırım. Adli yıl açılışı öncesi baroların tepkileri falan. Ona hemen isterseniz önce Ayşegül Hanım'ın... Ya onun o tepkiler üzerine baro adli açılışının başındaki şeyden sonra mı bu pasaport olayı hemen ilk kabul edilen maddelerde? Yok, öncesinden beri konuşuluyordu. Yani bu yargı reformu hazırlıkları yapılmaya başlandığında, hatta bizim de katıldığımız Adalet Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda konuşulmuştu. Bu strateji belgesinin içerisine yeşil pasaport konusunun gireceği söylendi, konuşuldu, yazıldı, çizildi. Adli yıl açılışıyla ben bağlantılı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Hatta adli yıl açılışına birçok baro başkanı katılmadığı için aslında çıkarmayabilirdi de hükümet bunu, ya da Cumhurbaşkanı'nın çalışması sonucu diyelim. Çünkü oradan örneğin adli yıl açılışına katılmayan barolara Sayın Cumhurbaşkanı o açılışta yaptığı konuşmada gelmediğimizi ima ederek şunu söylemişti. Baroların da yönetim seçim yöntemlerini değiştirmemiz gerekir. Sadece baroları gitmedik diye da, kızdılar. Diğer kurumları da kattı. Onları da yanımıza koydular. Mesele şuydu. Adli yıl açılışını basın sıkça şu şekilde verdi bizler açıklama yaptıkça. 55 baro başkanıydı yanlış değilsem. Hata olabilir. 51 diyen var. Gidenlerin hepsini bilmiyoruz tamam mı? Gitmeyen 50-55 civarında baro vardı bildiğimiz. Şimdi bu açıklamaları biz yaptıkça basında şu şekilde yer aldı. Boykotçu barolar. Halbuki ben birkaç defa da ifade ettim sosyal medyadan da, medya aracılığıyla da. Biz boykotçu değiliz. Biz boykot etmedik adli yıl açılışını. Adli yıl açılışını yargıya ait bağımsız bir mekanda yapmak yerine yürütme erkine ait sarayda yapan Yargıtay ve buna iştirak eden herkes sabote etmiş oldu. Biz boykot etmedik. Biz normal olanı yaptık. Baro başkanları kendi illerinde kendi törenlerini düzenlerler. Biz de her yıl bu şekilde yapıyoruz törenimizi. Yargının üç ayağı birlikte yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. İddia makamını temsilen başsavcımız, mahkemeleri temsilen Adalet Komisyonu Başkanımız ve savunmayı temsilen ben çeneklerimizi sunuyoruz. Hatta İdare Mahkemesi Başkanımız da hazır bulunuyor. Meslektaşlarımız, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, biz açılışımızı hep birlikte yapıyoruz. Mesajlarımızı, yeni adli yıldan beklentilerimizi, başarı dileklerimizi orada ifade ediyoruz. Bizim yaptığımız boykot değil yani, tekrar edeyim. Bunu organize edenler sabotaj yapmıştı. Bizim gitmememizin dayanağı vardı. Gayet net bir ifadeyle hukukun üstünlüğü, yargının bağımsız ve tarafsız olmasının yanı sıra, lütfen buna dikkat edin. Çünkü bu evrensel bir ilkedir. Yargı bağımsız ve tarafsız olması gerektiği gibi öyle de görünmek zorundadır. Şimdi bütün dünyanın gözü önünde yargının açılışını yürütmenin mekanında yapıyorsunuz. Himayesinde yapıyorsunuz. Ve bağımsızız diye istediğiniz kadar anlatın, dünyayı inandıramazsınız. Dolayısıyla biz bu argümanlarla karşı çıktık. Doğru değildir dedik ve gitmeyeceğimizi söyledik. Türkiye Barolar Birliği Başkanı katılacağını söyledi. Ki bugün konuştuğumuz yargı reformunu da gerekçe göstererek... Ne yazık ki, ne yazık ki diyalog kurmaktan ve reform yapmaktan bahsederek bu gerekçeyle katılacağını söyledi. Ve bir yanlış ifade var orada. Bana konuşma hakkı tanındı. Bir adım atıldı. Bana uzatılan eli reddetmeyeceğim dedi. Oysa
2016-2017 adlı yıl açılış töreni de yine sarayda yapılacaktı ve yine kendisine o tartışmalı, hatta üzerine kendisi için kanun değiştirilen açılıştan sonra ilk kez konuşma hakkı da verilmişti. Fakat Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı şunu söyledi o zaman. Evet, konuşma hakkı verildi. Fakat yapılacağı mekan, yürütmeye ait bir mekan olduğu için, sarayda yapılacağı için katılmayacağım dedi. Ve orada kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı vurgusu yapmıştı. Tıpkı bizim bugün ezelden beri söylediğimiz cümlelerle. Şimdi tabii ne değişti 2016-2017'den 2019-2020'ye? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Elbette, ama o zaman da başbakanlığın mekanında yapılmıyordu. Hı. Yürütmenin başı ya da Cumhurbaşkanı bu yetkilerle donatılmamıştı, sistem değişmemişti. Orada da yapılmıyordu. Hı. Ne zaman? Bu ülkede yargının başında yer alan insanlar emekli olduktan sonra konuşma hakkı istediklerinde onlara bile verilmedi yürütmeye, yürütme erkinin içerisinde çalıştıklarında. Gereği budur aslında. Olması gereken budur. Fakat tam aksine gidiyoruz biz. Ve oradaki argüman, dediğiniz gibi, yargı reformu yapmaya çalışıyoruz. Diyalog kuruyoruz. Meslektaşlarımız için kazanımlar elde edeceğiz. Fakat şunu söyledik biz. Orada 2 Eylül günü hep beraber gidip reform yapmayacağız. Reform nasıl yapılır? Örneğin bir paketi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve bu sürecin her kısmında Türkiye Barolar Birliği'de, barolarda diyalog içerisinde birlikte hareket ettiler. İyi bir şeyler olsun diye uğraştılar. Adli yıl açılışı bundan bambaşka bir şey. O törene katılmakla eğer diyalog kurulmuş oluyorsa, biz diyaloğun ne demek olduğunu bilmiyoruz ya da onlar bilmiyorlar. Ha, bizi küsüp de reform yapmaktan vazgeçeceklerse diyecek bir sözüm yok. Devlet böyle yönetiliyorsa cevabını kendileri versinler. Üstelik de küsmemişler demek ki. Bakın, bugün iki tane mesleğe dair husus yasalaştı. Fakat bunlara dair eleştirim olacak. İsterseniz siz sorunca söyleyeyim, İsterseniz şimdi söyleyeyim. Sordum zaten, rüşvet midir dedim. Şimdi rüşvet midir? Ben rüşvet olarak değerlendirmiyorum. Aslında avukatların yıllar öncesinden beri kazanan bir ben 50. yıl plaketini verdiğim üstadıma, meslektaşıma baroya başvuruyor. Avukat olduğuna dair belge veriyorum. Gidip bankadan evrak topluyor. Efendim, tapu dairesinden evrak topluyor. Vize için koşturuyor. Dünyanın hiçbir yerinde avukatların seyahat özgürlüğü bu şekilde zor değildir. Benim önemsediğim şuydu. Bu itibar meselesinin dışında, üstadların dışında. Toplantıda da ifade ettim. Bu Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği yargı reformu toplantısında. Dedim ki, bu sadece bir itibar sorunu değil. Bence 10 yıllık mı düşünüyorsunuz, kaç yıllık kıdem düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu doğru değil. Bence bir günlük avukatlara da yeşil pasaportu vermelisiniz. Şunun için vermelisiniz. Bugün örneğin Kuşadası'nda görev yapan bir meslektaşım. Bir günlük avukat olabilir. Açmıştır bürosunu. Yurt dışından, Schengen ülkelerinden birisinden, Avrupa'dan müvekkili olabilir. Örneğin müvekkili yatalak bir insan olabilir. Rahatsız olabilir. Seyahat edemiyordur. Görüşmek için avukat arkadaşımın o ülkeye gitmesi gerekebilir. Nasıl gidecek? Oysa bir Hollandalı avukat, bir Alman avukat, bir Fransız avukat elini kolunu sallaya sallaya havaalanına gidip Türkiye'ye gelip müvekkilleriyle görüşme yapıp gidebiliyor. Mütekabiliyet esası varsa, benim meslektaşlarım da Avrupalı meslektaşlarımla eşit şekilde bu seyahat özgürlüğüne sahip olmalılar gerekçesiyle herkes için istemiştim. Dolayısıyla bugün 15 yıllık kıdemi olan avukatlara yeşil pasaportun verilebilir ifadesiyle, komisyondan da öyle geçtiyse yazık. Her yeşil pasaportun verilebileceği insanlar dan bahsederken yasanın, pasaport kanununda ilgili maddesinde verilir diyor. Şimdi gelen tasarıda şurada duruyor. Avukatlardan bahsederken 15 yıllık kıdemi olan avukatlara verilebilir. Bakın, burada bile bir inisiyatif alıyorlar, bir takdir hakkı kullanacaklar. Verilememe ihtimali neleri doğru, yani neler sonucunda verilebilir? Bilemeyiz. Canınızın istediğine vermeyebilirsiniz. Bugün bir kim olduğu belli olmayan birisinin imzasız ihbar mektubuyla bu salonda bulunan herkes bir soruşturma geçiriyor olabilir.
hakkında soruşturma olanlara örneğin vermiyoruz diye bir takdir hakkı kullanılabilir. Öyle olmadı mı? Güven sorunu var başkanım ortada. Güven sorunu yok. Takdir hakkı bende olsun, diğerlerine verilir diyeyim, alsınlar kıdemleri gelince ya da koşulları varsa. Avukatlara gelince veriyorum ama verebilirim. Canım isterse vermem. Bu o demektir. Burada 2020'deki 6 yıl açılışına hadi gelmeyin. Elbette yani. İsterseniz gelmeyin der gibi. Her zaman değiştirilebilir. Verilir deseler de değiştirilebilirdi. Ben orasında değilim. Duruşunuz değişmeyecek. Savunma makamının bir duruşu var. Bir de orada 15 yılı doldurmamış avukatlar sizin az önce bahsettiğiniz gibi yabancı bir kişinin avukatlığını üstlenemeyecek. Üstlense de gidip yani gelemeyecek. Müvekkiliyle gidip görüşme imkanı bulamaz. Yani. En basiti. Evet. En basit bir şeyden bahsediyorum. İki, bugün yine komisyondan geçen diğer bir konu hukuk mesleklerine giriş sınavı. Şimdi uzun zamandır bakın sınav geliyor. Diyalog kuruyoruz. Ben defalarca söyledim. Bu sınav avukatlık sınavıymış gibi lütfen kimseyi kandırmayın. Sınav bir avukatlık sınavı değil. Ben size özetle söyleyeyim. Şu anda avukatlık sınavı diye bir sınav zaten yok. Hukuk fakültesinden mezun olanlar avukatlık yasasına göre gelip baroya evraklarını getirip başvurup mezuniyet belgeleriyle askıya asıyoruz. 15 gün sonra bir mahsuru yoksa iniyor. Stajlarına başlıyorlar ve bir yılın sonunda da avukatlık ruhsatlarını alıp cübbelerini giyiyorlar. Bugün alan 5 kişi gibi. Bugün alan 5. Bir geçen hafta yoktu toplantımız. Ondan önce yanlış değilsem 5, önce 11, öbür hafta 10. Demek ki bu ay 30 ruhsat mı vermişiz? Evet. Galiba o civarda ruhsat vermişiz. Şimdi açık kapı sistemiyle avukatlık mesleğine girilebilen tek ülke Türkiye. Tek ülke. 1700'lü yıllarda bir Amerikan başkanının hayatından bahsederken şöyle bir cümle geçiyor ve baro sınavlarını kazanarak avukat oldu. 2019'dan bahsediyoruz. Avukatlık sınavı yok. Şimdi bunun içerisinde böyle bir zafer edalarıyla, nidalarıyla karşılayanlar oldu camiamızdan ne yazık ki. Sınav geliyor. Meslek kurtulacak. Yani herkes avukat olamayacak. Tabii ki de zaten bilsin. Olmamalı. Yani bir hukuk, toplam hukuk kalitesi, bir yargı kalitesi lazım bu ülkeye. Evet. Meslek taassubuyla söylemiyoruz sadece. Elbette meslektaşlarımın ekonomik durumlarını düşünüyorum. Hangi meslekte 2009 senesinde 52-53 bin avukat varken 10 sene sonra 2019'da 125 bin meslek erbabı olmuş? Mümkün müdür bunun kaldırılabilmesi? Ve şimdi okumakta olan 85 bin hukuk fakültesi öğrencisinden bahsediyoruz. Üstelik bunlar da belli ki bugün komisyondan geçtiği gibi meclisten de geçerse sınavdan muaf olacaklar. Yine avukatlık sınavından değil ama hukuk mesleklerine giriş sınavı. Bunu niye vurguluyorum? Şöyle söyleyeyim. Yıllardır avukatlık sınavı gelmelidir diye çırpınan biz, bu konudaki fikirlerini beyan eden, talepte bulunan biz, ama yargı reformu, bakın burada şu afilli kitap, yargı reformu strateji belgesinde noterler için bir sınav öngörülüyor. Ama avukatlar için mesleklerine giriş sınavı denilen sınav şu. Hukuk fakültesi mezunları bu sınava girecekler. Bu sınavdan 70 ve üzeri alırlarsa hukukla ilgili mesleklere girebilecekler. Savcı olabilir, öncelik. Hakim olabilecek. Savcı, hakim, avukat, noter. Sınavı geçtiniz. Avukat olmak istiyorsanız yine geleceksiniz baroya, evraklarınızı verip stajınıza başlayacaksınız. Avukatlık sınavı yok ayrıca. Ama hakim ve savcı olmak istiyorsanız gidip hakimlik savcılık sınavına yine gireceksiniz. Üstüne bir de mülakattan geçeceksiniz. Hatta bugün olmayan bir sınav, noterlik sınavı, o da geliyor. Diğer paketlerde gelecektir çünkü bu belgede var. Noter olmak için de o hukuk mesleklerine giriş sınavından bir 70 ya da üstü puan aldıysanız yeterli değil. Noterlik sınavını da geçmeniz gerekiyor. Ne güzel dünya değil mi? Yani tek sınav getirilmeyen meslek grubu biziz. Ama bizden buna sevinmemiz bekleniyor. Hatta bunun gelmesi için bütün prensiplerimizi, bizim prensip meselemiz değil tamamen aslında sizler için, bu halkımız için. Yargının bağımsız ve tarafsız olması bu ülkede her vatandaşın güven içerisinde olması demektir. Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, bunlar boş cümleler değildir. Bunlar herkesin hukuk güvenliği için şart olan şeyler. Biz bunların savunması adına gitmeyeceğimizi söyledik.
gidelim de reformda şunlar çıksın. Efendim, eğer hukukun üstün olduğu bir ülkede yaşamıyorsanız, kuvvetler ayrılığı yoksa, kuvvetler birliğine doğru gidiyorsak, yargı bağımsız ve tarafsız değildir endişesini taşıyan en az %70 bir halk kitlesi varsa, parantez açıyorum, bunu ben değil, hükümet ve Yargıtay Başkanı da söylüyor. Yargıya güven oranlarını verirken. Siz bu ülkede, o ülkenin adı ne olursa olsun, bir hakkın avukatlık mesleğini yapamazsınız. İnsanların hukukunu hakkıyla savunamazsınız. Onurunuzla bu işi yapamazsınız. Dolayısıyla bu olmazsa olmazdır. Bu prensipleri çiğneyiverelim bir seferle, bu işler olmaz. Siz o görüntüleri hatırlarsınız. Basın mensupları olarak çok dikkatli izliyorsunuz çünkü haberleri de, dünya gündemini de. Amerika'da başkan salona girdiğinde herkes ayağa kalkıp alkışlıyor ama yargı mensupları oturdukları yerden kalkmıyorlar ve alkışlamıyorlar. Bu orada başkana bir saygısızlık değil. Yargı gerektiğinde başkanı da yargılayacak olan erdir. Şimdi aynı aslında bizim mesleklerimiz benzeşiyor başkanım. Bu ayağa kalkıp alkışlama konusunda ben de bizde sayın milletvekilim yoktur. Sayın milletvekili vardır. Sonundaki M yoktur. Sayın başkanım yoktur. Sayın başkan vardır. Yani bizim de meslektaşlarımız artık bizim mesleğin de cılkı çıktığı için yani aslında aynı dertlerden muzdaribiz biz. Biz de belki nezaketen bazen kalkma gereği duyulur ama böyle sizin anlattığınız manadaki bir heyeti umumiyede gazetecilerin de sizin gibi avukatlar gibi yargı mensupları gibi davranması gerekir. Biz aslında gazeteciler sizden, bağımsız değilse hepimizin özgürlükleri aynen. Aslında aynı dertlerden muzdaribiz ama artık hem dünyanın hem ülkemizin geldiği şartlar gereği bizim mesleğimiz de maalesef ayaklar altında şu an. Şimdi medyadan ve ifade özgürlüğünden bahsetmişken özellikle yeni yargı reform paketinin ifade özgürlüğüne de bir genişleme vereceği konuşuluyor. Hatta Mustafa Şentop'un açıklamaları var. Ben ifade özgürlüğü ile ilgili bir kıstas daralma olduğunu düşünmüyorum ama diye başlayan bir röportajı var. Getirecek mi ifade özgürlüğüne bir genişleme? İfade özgürlüğüne genişleme getirmeyecek. Getiriyormuş gibi yapmakla getirmek arasında çok kalın bir çizgi vardır. Şimdi bir metin gördük. Diyor ki sadece düşünceyi ifade etmek cezalandırılmaz. Zaten cezalandırılmaz şu andaki mevzuatımıza göre. Ama bu yazmasına rağmen anayasayla da güvence altına alınmış ve kanunlarla düzenlenmiş olmasına rağmen hatta iç hukukumuzun bir parçası haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri gereğince de zaten serbest olmasına rağmen, suç olmamasına rağmen eğer sizin yargınız bunu cezalandırıyorsa bir taraftan bu işte bir terslik var. Bir kanun maddesini kaç kez farklı farklı yerlere yazdığınızda bizim özgürlüklerimiz güvence altına alınmış olacak? Bir kere. Eğer hukuk devletiysek, değilsek 10 kez de yazsanız böyle belgelere, bunları kanunların belli yerlerine yerleştirseniz hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Şuraya not almıştım ben. Bu yargı reformu strateji belgesine bakarken tutuklamayla ilgili diyor ki tutuklama kararlarının gerekçelendirilmesiyle ilgili eğitimler yapacağız. Bu şu demek. Bunun için reforma da gerek yok ayrıca. Biz bu gerekçelendirmeyi yapmadığımız için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çok sayıda ihlal kararı verildi Türkiye hakkında. Basma kalıp cümlelerle kes, kopyala, yapıştır şeklinde tutuklamalar ve tutuklamaların devamına dair kararlar sebebiyle Türkiye defalarca tazminata mahkum oldu. Hala bu şekilde devam eden bir sistemimiz var çoğunluk olarak. Bunun eğitimini vermek için şu reform strateji belgesine yazmaya, bunun için çalışmaya gerek var mı? Şu anda yargıçlarımız önlerindeki mevzuatı uygulamakla mükellef değiller mi? Yani nasıl ki vatandaşlar kanunlara uymak zorundaysa, bu kanunları uygulamak zorunda olan hukukçular elbette uymak zorunda. Bu benim dikkatimi çeken hususlardan biriydi örneğin. Bu yargı reformu ayrıca kimsenin, yani bu tabir uygun mudur bilmiyorum ama kimsenin hayrına falan yapılmıyor. O zaman buradan ben şunu söyleyeyim. Sözünüzü kesiyorum, tabii. Özür dilerim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29. istişare toplantısında açıklaması var. Yargı reformunun amacı milletimizin istediği adaleti sağlamaktır. Çok güzel cümle. Ama yargı reformunun gündeme gelmesinin sebebi, ki bu arada bu üçüncü yargı reformumuzdur. 2009, 2015, 2019. Üç tane yargı paketinden bahsediyoruz, yargı reformundan. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz ama ifade özgürlüğü, tutuklamalar, insan hakları, savunmanın durumu, yargının durumu vesaire. Avrupa Birliği dedi ki, şu faslı açamıyoruz. Şu görüş, müzakerelere şu konuda başlayamıyoruz yargıyla ilgili. Neden? Çünkü yargınız, özellikle savunma ve avukatların durumu çok kötü. Bunu düzeltmek lazım. Bunun başlangıcı budur. Yani hiç kimse öyle biz çok uğraştık, çok mücadele ettik, o yüzden oldu ya da öbür tarafa geçerseniz biz zaten halkımızı düşünüyoruz, avukatları da düşünüyoruz, zaten yapacağız dediği için olmadı. Zaten bir şey olmuş da değil daha. Şimdi bugün komisyondan geçen, zaten şu birinci pakette avukatlık mesleğiyle ilgili iki husus vardı. Komisyondan ikisi de geçti. Bu sene 2019 yılında hukuk fakültesine giren öğrenciler dahil olmak üzere bütün öğrenciler şu anda o sınavdan muaf. 2024'te yapılacakmış. 2024'te avukat sayısı 200 küsur bin demektir şu andaki hesaba göre. O saatten sonra yapmayın zaten. Tedbir bugün alınır. Yıllardır talepte bulunuyoruz bu konuda, çağrıda bulunuyoruz. Avukat sayısının çok olması, 100 küsur tane hukuk fakültesinin olması, yetersiz hukuk eğitiminin veriliyor olması sizlerin hukuk güvenliğini yok eden bir husustur. Bu hukuk fakültelerinden mezun olacak yetersiz birçok hukukçu, kimisi hakim, kimisi savcı, kimisi avukat olarak bu ülkede görev yapacak. Ve sizin hakkınızda hüküm verecek olanlar, iddia edecek olanlar ve sizi savunacak olanların mesleki yeterliliği ve kalitesi, donanımı sizi ne kadar etkiliyor? Bir düşünün başınıza bir iş geldiği zaman. Biz bunun derdindeyiz, fakat bir taraftan biz yargı reformu strateji belgesi için toplantı yapıyoruz. Üç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir kararnameyle üç tane daha hukuk fakültesi açıyor. Geçen gün Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini yerinde taşımışlardı. Ders başladı. Amfiye sığmıyor çocuklar. Organize olamamış daha henüz. Tabii taşınma nedeniyle demek ki fakülte. Koridordan ders dinliyorlar. Uzatmışlar şeyleri, masaları, sandalyeleri dışarıya doğru. Onun fotoğrafı yansıdı. Ben de sosyal medyada paylaşmıştım. Hatta bir hocamızın gücüne gitmiş. Üniversitelerindeki hukuk eğitimini aşağılıyormuş mu gibi düşünmüş. Halbuki Marmara Hukuk son derece iyi bir fakültedir. Her zaman da biz övgüyle bahsederiz ama mesele o görüntüydü. Yani bunu ayarlayacaksınız bir şekilde. Bir yere taşıyorsanız, ki niye taşındığını anlamış da değilim o tarihi binadan. Taşıyorsanız öğrenci sayısı da bellidir. Ona göre derslikleri organize edersiniz. Daha vahim bir şey söyleyeyim. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bütün hukuk felsefesi hocaları atılmıştı. Bir tane hukuk felsefesi hocası kalmış. Hanımefendiyi görevden atıp yerine hukuk fakültesi öğrencilerine, lütfen dikkat edin, hukuk felsefesi dersini vermek üzere ilahiyat profesörü görevlendirildi. Ve siz bana reformdan bahsediyorsunuz. Habire fakülte açıyorsunuz. Hukuk fakültesinde ilahiyat profesörüne hukuk felsefesi dersi verdiriyorsunuz. Profesör görmeden hukuk okuyan öğrencilerimiz, gençlerimiz dolu bu memlekette. Çıktıktan sonra hala açık kapı sistemiyle avukatlığa girecekler ve bana yargı reformu diyorsunuz. Başkanım, biz sizin hukukunuza güvenmesek de ilahi adalete güveniyoruz. O yüzden ilahi adalete. Evet, o mesajı mı vermek istiyorlar? Korkmayın, bu dünyada olmazsa, başaramazsak öbür dünyada gibi. Bu beyanda söyleyeceğim bir şey daha vardı bu yargı reformuyla ilgili. Biraz önce siz söylediniz. Bana bir şeyi hatırlattı. Biz bazı mahkemelerden avukatlar olarak duruşma zaptını alamıyoruz. Evet. Ve yıl 2019. Sizin avukatınız olarak bir mahkemede duruşmaya giriyorum ve yasal hakkım olmasına rağmen kavga etmek zorunda kalıyorum duruşma zaptını versin diye. Şu an zaten elektronik sistemde değil mi başkanım her şey? Elektronik sistemde ama UYAP üzerinden, evet,
onaylanmadığı takdirde bu duruşma zaptı göremeyiz. Göremediğimiz de vakidir. Bir hafta boyunca onaylamayanını da gördük çünkü. Bu hakemin, bir de bu tartışma bile yanlış. Vermek zorundasınız, vereceksiniz. Yani bunu niye tartışıyoruz? Ben müvekkilimin hakkını aramak için o duruşmada hazır bulundum. Duruşma zaptını alacağım. Şimdi buna başka bir kılıf daha getirenler oldu bazı mahkemelerde. Bunun Aydın'da sebebi, değil de. Bunun bir geçerli bir sebebi hakimin var mı? Bunun hiçbir geçerli sebebi. İnisiyatifine mi kalmıştır? Hakimin inisiyatifinde olan bir şey değil ama hakim benim uygulamam böyle deyip geçebiliyor. Şikayetlere konu oluyor bu. Biz sizin hakkınızı kaybetmemeniz için o duruşma zaptını alıp görmemiz lazım. Bir de en doğal hakkımız, ayrıca yasal hakkımız olmasına rağmen engellenmeye çalışılıyor. Şimdi bütün mahkemelerde değil tabii bu. Hala bunu yapanlar var somut olarak, öyle söyleyeyim. Bir de kağıt tasarrufu diye üstelik de mahkemenin kapısına yazı asanlar var. Aydın'da değil de İstanbul'daydı sanırım, geçen gün paylaşıldı. Kağıt tasarrufu nedeniyle duruşma zaptı verilmeyecekmiş. Hatta onu da eleştirmişti. O zaman katipleri falan çıkarın işten. Biz de duruşmalara gelmeyelim. Duruşma falan yap, elektrikleri falan da kapatalım. Yani itibardan tasarruf olmaz lafının en çok kullanıldığı ülkede yargıdan, adaletten tasarruf mu edeceğiz? Bunları yapmak için, düzeltmek için yargı reformuna ihtiyaç var mı? Liyakatsiz bir şekilde insanları başarı oranlarına, puanlarına göre değil de tanışıklık ve yakınlık durumuna göre alırsanız, işte her gün sizlerin de belki gözüne batmıştır, garip garip kararlarla karşılaşırsınız. Dün yine bir mahkeme kararı gördük. Anayasaya aykırı buluyorum diyor hakim. Davayı kazanan tarafın avukatı lehine kanunen hükmetmesi gereken avukatlık ücretine hükmetmiyorum diyor. Üstelik bu konuyu bir mahkemenin hakimi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Daha geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi karar verdi. Hayır, anayasaya aykırı değildir bu avukatlık ücretine hükmedilmesi diye. Ne kadar garip değil mi? Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmediği bir hususu, yani anayasaya uygun dediği bir yasal hususu göz ardı edip Anayasa Mahkemesi'nin de üstüne çıkıp tabiri caizse kafasına göre, yasaya göre değil de kafasına göre karar verebiliyor. Şimdi demek ki bir liyakat sorunumuz var. Avukatlara konuşurken ayakta olmaları gerektiği hususunda baskı yapmaya kalkıp ayağa kalkmadılar diye barolasına şikayet eden hakimin üstelik o duruşmadan sonra sandalyeleri de kaldırttığını duyuyoruz. Yani hadi buyurun oturun, oturabilirsiniz gibi. Çocukların bile yaptıkları takdirde utanacağımız şeyi Türk milleti adına karar verecek, hüküm verecek bir hakimin yaptığı ülkede biz yargı reformu yapmaya çalışıyoruz, yapıyormuş gibi yapıyoruz. Burada düzenlenecek her olumlu işe imzamı atarım. Çok da katkı sunduk toplantıda. Ama samimiyet peşindeyim. Bunu şurada da dile getirdim. Adli yıl açılışına gitmezsek işte bunlar çıkmaz. Avukatlar lehine de bir şey olmaz. Genç avukatlar çay parasına muhtaç. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ben bu cümleyi asla kurmam ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı ne yazık ki çay içecek paraları yok, bana git dediler Metin Saray'a falan gibi bir şeyler söylemiştim. Bir kere ben avukatların yaptıkları iş gereği, işin kutsiyeti gereği, savunma makamının kutsiyeti gereği bu işlerin para üzerinden bu şekilde değerlendirilmesine her zaman karşı durdum. Bundan sonra da karşı duracağım. Aç da yaşarız. Ama onursuz yaşayamayız. Ettiğimiz yemine sadık kalmak zorundayız. Dimdik, alnımız açık durmak zorundayız ki sizler kendinizi güvende hissedin. Bir gün herkesin avukata ihtiyacı olur. Hiç kimse ben hayatımda hiçbir zaman soruşturma geçirmeyeceğim diyemez. Hiçbir zaman bir ihtilafın tarafı olmayacağım diyemez. Olursunuz, biz de oluyoruz. Ve avukatımı istiyorum cümlesi çok meşhur bir cümledir. İşte gelen avukatın sizin hakkınızı savunabilecek durumda olması lazım. Bu şekilde lanse edildi. Ama biz burada
bizlerin lehine çıkarılacak hususlar ya da vatandaşların hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü meseleleriyle ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili çok güzel katkılar sunduk. Bir kısmını da bu yargı reformu strateji belgesinde gördük. Ama bu Kasım ayındaydı. Kasım ayında bu toplantılar yapılmıştı bizimle. Mayıs ayının sonuna gelindiğinde bu belgenin törenle açıklanacağı söylendi. Yani 6 ay. Hatırlarsınız belki Ocak'ta açıklıyoruz, Şubat'ta açıklıyoruz, Mart'ta derken 6 ay sonra yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklanacağı söylendi. Tamam, yürütme değişti, anayasa değişti, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi var. Her ne kadar bu anayasa değişikliğini mimarıyım diye övünen Profesör Burhan Kuzu sürekli başkan diye bahsetse de başkan değil, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının yönetim sistemi var. Evet. Anayasayı hazırlayan da bilmiyor. Ya da bilmezden geliyor. Bu da bir memleketin içinde bulunduğu duruma örnek olsun diye araya sokuşturdum bu lafı. Şimdi 6 ay sonra ancak açıklandı. Ve bu 6 ay içerisinde çok acil olan, çözülmesi gereken bir sürü şeyden hiçbirisi de çözülmemişti. Yani niye bu kitaba yazmayı, törenle açıklamayı, sonra meclise götürmeyi, bunu bekliyoruz? Bunların birçoğu şimdiye kadar çözülürdü. Örneğin bas bas bağırıyorum. Hala daha bağırıyorum. Avukat arkadaşlarım, parası olmayan, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yasa gereği bizim görevlendirmemiz üzerine adli yardım kapsamında avukatlık hizmeti veriyorlar. Ve şu anda en az 1,5 yıl sonra paralarını alıyorlar. Bu hak mıdır? Avukat istiyorum diyen ve kendisine karakoldan, Cumhuriyet Savcılığından, Sulh Ceza Mahkemesi'nden ya da yargılamayı yapan mahkemelerden, Sulh Ceza Hakimliği'nden ve mahkemelerden avukat talebinde bulunulduğunda bir avukatı derhal otomatik atama sistemimizde aynı anda görevlendiriyoruz. Hizmetini ifa ediyor. Yeri geliyor, akşam üstü karakola gidiyor. Oradan adliyeye geçiyor. Sabaha karşı işi bitiyor. Ama o günlük işi bitiyor. Örneğin tutuklanıyor şüpheli. Ardından dilekçesini yazıyor. Cezaevinde ziyaret ediyor. İtiraz ediyor. Ve o soruşturma bitene kadar görevi devam ediyor. O kadar cüzi bir miktar ki söylemeye utanırım. Söylemeyeyim. Bir miktar avukatlık ücreti devlet tarafından ödeniyor. Ve bunun önce makbuzunu kesiyor, KDV'sini yatırıyor, bekliyor. Başkanım, bu arada KDV demişken avukatlık hizmetinin bazı alanlarda herhalde %8 oldu. Evet, bazılarında. Bazılarında. Yeterli mi? Hayır, mümkün mü? Şimdi mantığımız almıyor. Benim mantığım şahsen almıyor. Bu bir kazanımdır diyenleri de açıkçası doğru bulmuyorum. Neden avukatlık hizmetlerinin bazılarında? Yani avukatlık, şunu söylüyoruz. Pırlantadan %1 alıyorsunuz, hem de her türünden. Ama avukatlık hizmeti, yani öyle bir hizmet ki vazgeçilmesi mümkün değil. Başkanım, ben hiç duymadım pırlanta gibi avukat olun sizde. Demek ki evet. Pırlanta kadar değerimiz yok diyeceğiz ama şimdi onların parası çok fazla. Evet. Avukatın değeri pırlantayla ölçülmez. Kesinlikle. Canı yanan bir insan, adalete susamış bir insan için avukatı dünyanın bütün pırlantalarından kıymetlidir. Şimdi şu var. Bir hizmet veriyoruz. Diyoruz ki bu hizmetin KDV'si %18. Çok yüksek. Pırlantadan bile %1 alıyorsunuz. Bu olmaz diyoruz. %8'i şimdi yıllar sonra olumlu bir şeydir. Düşürüyoruz diyorlar ama bazılarında. Niye bazılarında? Çok garip. Yani hepsini de düşürün. Şimdi avukat arkadaşlarım soruyorlar. Ben cevap vermeye yetişemiyorum. Sabahtan beri yönetim kurulu toplantısındayım örneğin. Görüyorum bazı WhatsApp gruplarında. İşte şu mahkemeye şimdi %8 mi kesiyoruz, 18 mi kesiyoruz? Çünkü önceden almıştık görev olarak. Hizmet tamamlandığında mı, aldığımız zaman mı? Her şeyi de birbirine soktular ayrıca. Yani biz bir şeyi yaparken bin şeyi karıştırmazsak rahat da edemiyoruz. Böyle de bir durumumuz var. Yani net bir şey yok o %8'de. Öyle mi? Hayır, %8 şunda 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 diyor ama şimdi hepsinde olmaması bir kere birinci eleştirim. İkincisi bir netlik olmalı. CMK kapsamında yapılan görevlendirmeler var. Çocuk mahkemelerinde diyor örneğin. Çocuk mahkemesine görevlendirdiğimiz ama kendi özel olarak vekaletini üstlenmiş olduğu bir işten değil.
baro tarafından bir çocuk için görevlendirilmiş bir avukattan bahsediyoruz. Biraz önce dedim ya, küçücük ücretler var orada. O ücretlerin de %18 KDV'si var ya, %8'e düştü şimdi. Fakat o hizmeti ifa etmişti, daha parası gelmedi. Makbuzu keserken şimdi görev verdiğimiz tarihe göre %18 mi kesecek, %8 mi kesecek? Keşke bir tane de mali müşavirle gelseydik, hem beni aydınlatırdı hem herkesi aydınlatırdı. Ancak bu kadar karmaşık bir iş yapılabilir. Velhasıl topladığımız zaman bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı avukatlık hizmetlerinde nedense %8'e düşen bir KDV oranı var. Bizim avukatlık mesleğimizi hiç ilgilendirmeyen 2024'te gelecek genel bir sınav var. Bir de verilebilir ibaresiyle 15 yıl kıdemi öngören yeşil pasaport var. Oysa dediğim gibi 1,5 yıl geriden ödeme bekleyen meslektaşlarımın adli yardım ücretlerinin ödenmesi için hiç reforma falan gerek yok. Parayı gönderin, meslektaşlarımıza teslim edelim. CMK ücret tarifesini her yıl avukatlık ücretleri için asgari bir tarife belirlenir. Türkiye Barolar Birliği Aralık ayında bakanlığa gönderir, oradan döner, yayınlanır. Yani uzatmıyorum. Bu tarifenin altında iş alamazsınız. Örnek veriyorum. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5000 küsur lira diyelim ki. Farazi konuşuyorum. Ücretin altında iş alamazsın diyor. Hem meslek suçu olur, hem de ben mali olarak senden onun vergisini alırım diyor. İstersen almadım de. Daha az kes, ceza da keserim. Ama aynı mahkemede zorunlu avukatlık yaptığınız zaman, yani siz yargılanıyorsunuz, avukat istiyorum, avukat tutacak durumum yok. İşte mahkemede baroya sisteme giriyor, yazı bile yazmıyor artık. Biz anında sizi avukat görevlendiriyoruz. O aynı görevi yapıyor. Belki yıllarca sürüyor. Ve aldığı ücret, oranlıyorum, İşte 5000 lira esasında asgari ücret tarifesi. O işten 300 lira, 500 lira alıyor. Onda biri. Şaka gibi. Şimdi madem bunu böyle öngörüyorsunuz, bu iş bundan aşağıya yapılamaz, vergisini de buna göre ödeyeceksin diyorsunuz. Ama zorunlu müdafilik hizmeti olduğunda bunun tam aksini yapabiliyorsunuz. Ondan sonra da çay parası. Yani avukatlar, Twitter'da da bugün yazdım, İstanbul Barosu'nun Genç Avukatlar Merkezi var, bir gündem çalışması başlattılar. CMK angarya olmasın diye. Hakikaten angarya gibi bir hizmet. Üstünüzde büyük bir sorumluluk, büyük bir emek harcıyorsunuz ve sizi olmayacak bir ücret karşılığında bu hizmeti yapmaya... Avukatların o görevlendirmeyi kabul etmeme hakkı var mı? Sistemi kapatmak. Var tabii ki de. Onun, ya, çoğu avukatın da ben onu kabul etmediğini duyuyorum. Yok, çoğu avukat kabul ediyor aslında bu durumuna göre. Şimdi biz onu kolaylaştırmış olduk. Günlük şu kadar avukat nöbetçi diye liste yapmak yerine otomatik CMK müdafi atama sistemimiz var. Siz istediğiniz anda askıya alıyorsunuz. Örneğin bir hastanız var, hastaneye gidiyorsunuz. Görev yapamayacağım. Halbuki bu akşam açık tutuyordunuz. Görev gelirse giderim diye. Ama aksamasın. Sizin de puanınız eklenmesin üzerine boş yere. Reddetmek zorunda kalmayın diye. Siz cep telefonundan bile bunu askıya alabiliyorsunuz. Sonra tekrar aktif yapabiliyorsunuz. Sistemde kim varsa ön sırada hemen oraya telefon gidiyor otomatik sistemden. Görev kabul ediyor ve arkadaşlarımız çok zor şartlarda, emin olun. Yani birçok insan bunu yapmaz. Öğlen girilip öbür gün sabah çıkıldığını biliyorum yani bu işlerde. Taksi durağında sıra bekleyen taksiciyi anlatır gibi anlattınız başkanım. Yani avukatların o görevlendirmeyi bekleme şeyini. Ve emin olun milletin, vatandaşın hukuk güvenliği için çok müthiş bir görev yapıyorlar. Çok fedakarca yapılıyor. Kimi zaman kınanıyor, kimi zaman eleştiriliyor. Elbette her meslek grubunda eleştiriler olur. Ama bu işler yapılmasa emin olun Türkiye'de vatandaşın hukuk güvenliği şu seviyede bile olmaz. Üstelik de karşı taraflarınızın sizi vurduğu avukat olarak bir Türkiye'de yaşıyoruz. Aslında ben bir de paraya takıldım Sayın Bozkurt. Maliye borcu olanlar aylık ödemediği zaman %2 faiz yiyor. Ay sonunda faiz kesiliyor, faiz bütünleştirilmiş parayla ikinci aya faiziyle devam ediliyor borçlandırma sistemi. Siz 1,5 yıllık paranın faizden alıyorsunuz. 1,5 yıllık paranın faizini almıyoruz. CMK'da üstelik makbuzu kesip KDV'sini ödeyip sonra para bekliyoruz. Yani ne zor şartlar altında yapıldığını emin olun bilemezsiniz. Peki başkanım, biraz önce 30 yeni meslektaşa ruhsat verdiğini söylediniz. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3. yasama yılını Ekim ayıyla beraber başladık. Bu yasama yılında sürede bitiyor. Evet. O yüzden
Aydın'a yeni adliye binası yapılır mı sizce? Yoksa Marmara Üniversitesi'ndeki gibi sizin avukatlar da koridorlarda mı duruşmaya girer hala? Yani yer sorununuz var. Yer bu yer var. Sorunu bu hakimlerimizin, savcılarımızın da yer sorunu var. Bu yasama yılında bu müjdeyi bekliyor musunuz? Ben onu sorayım. Valla bütçeye koyarlarsa kaç defa çağrı yaptık. Aydın'ın bütün milletvekillerine de buradan tekrar çağrı yapayım. En son hafta sonu Cumhurbaşkanı'yla görüştüler. Ben bu konuda... Evet, çaba sarf ediyorlar. Yani, 4 milletvekili hepsi bir olsunlar. Evet. Aydın'ın bütün milletvekili, muhalefetiyle, iktidarıyla Aydın'ı artık şu rezaletten kurtaralım. Yeri de belli oldu. Evet. Bütçeye konulsun. Bunun için mücadele etsinler. Biz bu noktada yanlarındayız. Aydın halkı o adliyede hizmet almaya çalışıyor. Ama emin olun hakimler, savcılar, avukatlar, adliye çalışanları çok çok kötü durumda çalışıyorlar. Evet. Küçücük odalarda savcılarımız hizmet vermeye çalışıyor. Duruşma salonlarının durumu belli. Aydın'ın merkezinde sadece 1200 küsur avukattan 600 küsuru Aydın'ın merkezinde görev yapıyor. Stajyer avukatları saymıyorum. Her gün Aydın Adliyesi'ndeki duruşma günlerinde, özellikle kalabalık duruşma günlerinde görebilirsiniz o manzarayı. Avukatların oturma alanı avukat odaları olarak 53 kapasite olarak. Koridorlarda bekliyorlar. O koridorlarda vatandaşlarla beraber bekliyorlar. Koridorda saldırıya uğrayan meslektaşımız oldu. Bu sadece tek argüman değil bunu söylememde. Vatandaşlarımıza da yazık, orada oturup bekleyecek yerleri yok. Avukat arkadaşlarıma da yazık. Orada hizmet vermeye çalışan herkese de otopark yazık. Otopark sorunu ayrı bir dert. Trafik yani ayrı bir dert. Hepsi. Artık hem bu yeni avukatlar adliye, için hem vatandaşlar elbette için. Bu, burada var adliye binalarıyla ilgili de yargı reformu strateji belgesinde yazılanlar var. Adliyelere engellilerin erişimiyle ilgili var. Ya burada zaten hepimize engel var bu adliyede. Mutlaka olmalı. Ben kapatacaksın galiba Faruk ama son günlerde Aydın'da işte AK Parti Aydın Milletvekili Meclis Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ın bir çağrısı oldu Vali Bey'e. Bütün Aydın'ın erkleri bir araya gelsin Vali Bey'in başkanlığında. İşte Aydın'ı ortak akılla yönetelim. Aydın'ın sorunlarını ortak akılla çözelim. Muhalefetiyle, iktidarıyla, yereldeki odalarıyla falan diye. Siz baro olarak böyle bir çağrı gelirse... Elbette biz Aydın için... Aydın'ın her tarafı için, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu vatanın her karışı için, bu insanlar için olumlu yapılacak her işte ne kadar katkı sunabiliyorsak o kadar katkı sunmaya, fazlasını sunmaya hazırız. Peki. Bütün avukatlar hazırdır buna. Peki siz orada şart koşacak mısınız? Adliye binasını yaparsanız biz... Hayır hayır, niye şart koşalım? Eğer adliye binası sadece benim derdimse öyle kalsın. Bağımsız bir baro binası çalışması vardı Çin'e yolunda. O bizim işimiz. O ne aşamada? Çin'e yolunda değil, bu TOKİ binalarının hemen yanında arsamız alındı. O ayrı bağımsız mı olacak? Tabii ki. Adliye tabii, binası, adliyeden bağımsız adliye binası o. Baro için, hizmet binası olarak inşa peki, edeceğiz orayı. Peki adliye kampüsünde baro içinde ayrı bir yer... Adliye içerisinde yasa gereği zaten baroya yeteri kadar yer ayrılmak zorunda. Tamam. Dolayısıyla ortak akılla yaparsak bazı illerde olduğu gibi yeni adliye yapılırken de avukatlara mesleklerini adliyede ifa edebilecekleri yeterlilikte bir alan tahsis edilmesini, hatta belki girişinin bile ayrı yapılmasını Kayseri örneğinde olduğu gibi sağlayabiliriz. Evet. Proje yapılırken her yere yapılan ve daha iki senesi dolmadan pimapenlerle bölünerek büyütülmeye çalışılan yetersiz adliyeler yerine ortak akılla buradaki adliyeyi inşa edelim. Tıpkı Paris'teki, Brüksel'deki adliyeler gibi yüzlerce yıl sonra bile hizmet edebilsin. Tarihi adliyelerde hizmet üretiyorlar. Biz 3 sene önce yaptığımızı pimapenle bölüp yeni odalar inşa etmeye, duruşma salonları yaratmaya, tayine gelen hakim savcılara oda yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayalım. Ortak akılla arsa da müsait başaralım. Zaten yani büyük yapalım. Büyük bir arsa. Evet, büyük bir arsa. Büyük bir arsa. İnşallah bu bütçeye girer. Bunun için mücadele etsin milletvekillerimiz de. Biz bu konuda elbette yanlarındayız. İyi olan her şeyin yanındayız. Başkanım, programımızın sonuna da geldik. Son olarak bir 30 saniye kapanış olarak neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Yargı reformuyla ilgili davet edildim. Özellikle bunu konuştuk. Tabii adalet mülkün temeli. Evet. Hepimizin canı, yaşam hakkı başta olmak üzere bütün haklarımızın, özgürlüklerimizin güvencesi
bağımsız ve tarafsız bir yargıdan kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistemden geçiyor. Bunu artık daha fazla zedelemeyelim. İyi olanı yapacağımızı söylüyorsak bu işin içerisinde samimiyet olması lazım. Samimiyetsizliğe dair birçok örnek verdim. Öyle bir Türkiye yaratalım ki burada sadece şunu şöyle yaparsak daha doğru olur diye fikirlerimizi ileri sürebilelim. Neden böyle oldu? Şu şöyle oldu. Samimi olunsa şu şimdiye kadar hallolurdu diyeceğimize şunu da hallettik, bunu da hallettik hep beraber ortak akılla. Sorunlarımız daha da olabilir. Onları da bu ortak akılla ve samimiyetle çözebiliriz diyebileceğimiz bir ülke yaratalım. Bizim derdimiz, gücümüz, emeğimiz hep bunun için. Siyaset mekanizması işin içine girdiğinde bunlar zedelenebiliyor. Örneğin yargı reformu, yani çok uzun konuşmuş olmadık aslında bu konuyu. Birinci paketi gündeme geldiğinde işte partiler geziliyor ve şu konuşulmadı mı? O parti şunu isteyebilir, bunu da koyarsan paket halinde geçirelim, şunu çıkarırsan geçirelim. Siyasal bir endişe mi? Bunların bir pazarlık konusu olmasındansa yargının bu kadar acil sorunları varken bir an önce tek tek çıksın, gün gün çıksın, sabah akşam gece gündüz çalışsınlar. Biz her türlü katkıyı sunalım. Yasama faaliyeti milletvekillerinin işi. Ama bizim sunacağımız ne kadar katkı varsa da biz hep sunmaya hazırız. Bunun en güzel örneği şu, siz affı söylemiştiniz. Ben başka bir şeyi söyleyeyim kapanışta. Bütün milletin geçtiğimiz şu son dönemlerde özellikle çığ gibi artan bir şiddet sorunu var. Kadınlar şiddete uğruyor, öldürülüyor. Çocuklar aynı şekilde. Ondan sonra istismar ediliyor. Hayvanlar sürekli eziyet görüyor. Bu görüntüler içimizi yakıyor, canımızı acıtıyor. Seçimlerden önce hayvan hakları yasası ilk işimiz olacak diyen parti iktidar oldu. Bunun aynı cümleyi kuranların geri kalanları da muhalefet oldu. Buyursunlar bir araya gelsinler, şunu çıkartmak küçücük bir iş. Hayvanlara eziyet etmek suç kabul edilecek ve cezalandırılacak, cezai müeyyideye bağlanacak kanunla. Şu anda sahipliği ise mal olarak değerlendiriliyor. Mala zarar verme. Evet. Diğeri kaba. Yani bu kadar basit bir şeyi bile bu kadar yüksek sesle söyleyip söz verip hala çözmüyorsak bunun arkasında bir samimiyetsizlik var demektir. Evet. Yani siyasi partilerin mensupları elbette ülkeye hizmet etmek için bir şeyler söylüyor ama bunu boşu boşuna söylemeyecekler. Biz vatandaş olarak bunun sonucunu görmek istiyoruz. Elinizi tutan yok. Buyurun, mecliste açıldı. Hayırlı olsun yeni yasama yılı da. İlk işiniz bu olsun. Çünkü seçimden sonra ilk işimiz bu denilmişti. Siyasette şimdi biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun yargılanması konuşuluyor. Hayvan hakları sanırım epey daha bir süre konuşulmaz. Konuşulmaz. Biz ilerleyen zamanda... Ama biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Biz sizi yine davet edelim. Aydın elektronik kelepçe kapsamına alındı bu son. Çok olumlu bir gelişme. Geçen gün bir canlı yayın da bağlamışlardı. Orada da ifade ettim. Beraber. Çok olumlu bir gelişme. Umarım bütün illerimizde uygulamaya alınır. Çünkü kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda bir handikapımız var. Evet, bir kadın şiddet görüyor. Bir ölüm tehlikesiyle de karşı karşıya yaşadığımız hayat belli. Evet. Hepimiz ağlaya ağlaya izledik boğazı kesilen kadının ölmek istemiyorum derken çocuğun anne ölme yalvarışını. Kimse müdahale de etmedi. O da ayrı bir handikap. Birisi videoya çekti. Biz hatta ilk yardım eğitimi verdik baroda geçen gün. Umarım bütün kurumlara örnek olur. Yeteri kadar insanımız ilk yardım, temel ilk yardım eğitimini en azından alırlarsa çeşitli durumlarda müdahale etme imkanları olur. Şunu söyleyeceğim. Kadın bir koruma kararı talep ediyor. Mahkemeler, avukatlar gidiyor hemen bir karar alıyorlar. Fakat mahkeme kararının olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Efendim şu kadar mesafe yaklaşmayacaksın, şunu yapmayacaksın, rahatsız etmeyeceksin. Edersen bunun bir cezası var. Adam bundan yılmadı, geldi, kadını öldürdü. Defalarca gerçekleşti bu. Bu kelepçe meselesi bunu etkin hale getirebilecek önlemlerden birisi. O yüzden çok olumlu ve faydalı buluyorum. Bunun gibi önlemler alırsak mahkemenin verdiği kararın uygulanıp o kadını, o adamın şiddetinden koruyabilmiş oluruz. Böylece yaşatırız. Çok çok önemli bir gelişmedir. İşte böyle yapılacak bütün olumlu gelişmeleri elbette takdirle karşılarız ve bunun artmasını dileriz.
Türkiye'nin her yerine yayılmalı ama bir de bataklığın kökünü kurutmak var. Eğitim. Anneler, babalar, öğretmenler insan yetiştirmeli. Erkeksin kelimesiyle o hitapla başlayan, sonra büyüdüklerinde canavara dönüşen yaratıklar yetiştirmemeli. Şu cinsiyet ayrımcılığı meselesini artık evlerden başlayarak oturtmamız lazım. Geçen bir yerde okumuştum. Aslında programın da sonuna geldik. Yüzyıllar önce Cengiz Han eşiyle milletin karşısına çıktığında milletine diyor ki ben sizin neyinizim? Onlar da diyor ki sen bizim hanımızsın. Cengiz Han dönüyor eşine. Milletine de söylüyor ki benim de hanım yanımdaki kadındır diyor. Aslında o yüzyıllardır, yüzyıllar önce yani kadına verilen değerden sonra şu anda dönemde hani kadına verilen değer, kadının düştüğü durum yani çok acı bir durum. Yani bunun üzerine bir programda yapılır aslında. Biz günlük konuşuyoruz, unutuyoruz. Evet. Özgecan'ı unuttuk, Emine Bulut'u da unutacağız. Biz unutmadık Emine Bulut'u. Evet. Yarından sonra duruşması var ve yine baromuz adına bir meslektaşımızı bugün görevlendirdik. O duruşmayı da takip edeceğiz. Ben toplum olarak diyorum. Yok, ben yeri gelmişken siz öyle unutulmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki. Ama o kadar çok ölümle karşı karşıyayız ki hatıralarımız hep ölümlerle dolacak böyle giderse. Dediğim gibi bunun yerine şiddeti ve ölümleri ne kadar engelleyebiliriz meselesini samimiyetle bir kampanya halinde ortaya koymamız lazım. Millet, devlet, bütün sivil toplum kuruluşları el ele verirsek bunu başarabiliriz. Ben 5 yıldır söylüyorum. Çocuklarla, kadınlarla ilgili, insan hakları ile ilgili yapılacak bütün olumlu düzenlemeler için zaten her yerde takip ediyoruz. Kökünü kurutmak için varız. Her şeyi yapmaya şimdi varız. Şimdi Emine Bulut cinayetinde de vardı aslında. Yanımda taşıdığım bıçağı işte bir anlık öfkeyle sapladım gibi ifadeleri görüyoruz. Böyle kadın cinayetlerinde ya da cinayetlerde. Ben mesela merak ediyorum. Bu ülkede herkes yanında silah, bıçak ya da delici ve kesici bir alet mi taşıyor? Ya da sadece ben mi taşımıyorum? Tabii şimdi suçtan kurtulmak için yaptığı bir savunma olabilir bu. Ben önemsemiyorum. İster yanında taşıyor olsun. Ki niye bir insan bıçak taşır yanında o şekilde? Buna anlam vermek mümkün değil. Demek ki bir şiddet var içerisinde. İsterse o anda eline geçen bir şeyle olsun. Hiç fark etmez. Neden kadını öldürüyorsun? Bunu sorgulamamız lazım. Doğru. Öldürmeyi aslında. Evet, yani herhangi bir şiddet ve öldü. Dün yine görmüşsünüzdür. Bir Ürdünlü çocuğa adam geldi. Tokat attı. Annesine bas bas bağırdı. Sosyal medyada bunun videoları dolaştı. Ya bu çok kötü bir şey. Kadınlar medeni bir şekilde diyebiliriz. Öyle tartışıyorlardı çocukları kavga etmiş diye. Kadınlardan birisi ve çocuğu Ürdün asıllı. Ama kavga etmiyorlardı. O tartışmaya bir adam koşarak geldi. Bağıra bağıra o küçücük çocuğa bir tokat attı. Çocuk yere yıkıldı. Sonra annesinin üstüne yürüdü. Ona bas bas bağırdı. Sanırım öyle Türk ve erkek olabileceğini düşündü. Türk o değildir. Türk, dünyanın en güzel hasletleriyle yaşayan, gelenekleri bu şekilde olan milletin fertlerine denir. Erkek de gidip bir çocuğa, bir kadına şiddet uygulayana asla denmez. Ona insan da denmez. Sizin avukatlık olarak aslında yani baktığımızda siz o tokatı atana da savunmak için avukat gönderiyorsunuz. O tokatı atanın da şimdi yani, bazen garip karşılanıyor ama herkesin savunma hakkı vardır. Evet, yani şunu demiyoruz. Bir avukat görevlendirdik. O avukat onu savunacak. O da kesin beraat etmeli. Bizim böyle bir meselemiz yok. Eğer suçluysa, o suçu işlediği sabit olan bir failse mahkeme cezasını kesmeli. Programın en başında söylediğim gibi de tamı tamına uygulanmalı. Evet. İnfaz yasası değiştirilip durmadan toplumda biliyorsunuz şöyle bir şey vardır. Şu suçu işlerim, yatarı ne ki derler eskiden beri. O yatarı dedikleri şey, işte ben 6 sene ceza alırım ama şu kadar yatarım. Çünkü infaz kanunu öyle. Hesabı buna göre yapıyorlar. Oysa evet cezalandırılsın ama adil yargılansın. Bütün mesele bu. Türkiye hangi kaos döneminden geçerse geçsin aynı şeyi söyledik. Adil yargılanma hakkını şüphelilere ve sanıklara tanıyacaksınız. Silahların eşitliği, ilkesi, bütün masumiyet karinesi. Bunlara uyarak adil yargılanmasını sağlayacaksınız
ve suçluysa bağımsız bir mahkeme cezasını verecek ve infazı yapılacak tamı tamına. Bunun dışında konuşulanlar, işte siz gayetten güzel bir soru olarak soruyorsunuz ama bunu esnetip de meslekleri aşağılama, aleyhlerine bir kamuoyu oluşturma çabası içinde de bunu yapanlar var. Evet. Halbuki onu yapanları da hiç unutmam. Ben geçtiğimiz yıllarda bir açılış konuşmamda, adli yıl açılışı ya da 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle yaptığım bir konuşmada, bu avukatları hedef alıp da parmaklarıyla gösterenler var ya demiştim. İşte onlar tez zamanda elleri kelepçeli şu adliyeye getirilecekler ve bas bas bağıracaklar avukatımı istiyorum diye, avukat istiyorum diye. Ve onların da adil yargılanma hakkını yine o parmaklarını salladıkları avukatlar yerine getirecek. O yüzden buna daha geniş, çağdaş ve hukuki bir perspektiften bakarsak, bir gün herkesin avukata ihtiyacı olabileceği kesinlikle bilinciyle, bence daha iyi oturturuz her şeyi. Böylece ayrıca karşı tarafımın avukatı düşmanımdır gözüyle görüp de avukatları da öldürmezler. Evet. Sayın Bozkurt, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani özellikle bu yargı reformu ve evet, gelişen süreç, adli yıl açılışı çok önemli. İlerleyen zamanlarda tekrar konuk ederiz. Elbette, konuşuruz. Elbette sizlerle program yapmakta ben de büyük keyif alıyorum. Biz de sizi çağırdığımız için büyük zevk duyduk. Evet. Yani insanların yaptıkları manipülasyonlarla ya da siyasetle değil de evet, hukukla bir şeyleri izah edebilmek. Evet. Defteri kitabı burada. Bugün meclise gelen tasarı da burada, komisyondaki. Evet. Evet. Somut şeyler üzerinden doğru bilgi verelim. Bunlara hayır öyle değil diyen varsa sizlere ulaşabiliyordur. Buyursunlar, söylesinler. Bizim ekranlarımız herkese açık. Yani herkes çıkıp konuşabilir. Evet. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, 5G 1K'da bu hafta konuğumuz Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt'tu. Kendisine katıldığı için programımıza ve aydınlatıcı bilgiler verdiği için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, bugünkü programımızda da bana sorulara da eşlik eden sevgili Mehmet Aydın, Ayşegül Koç, Erdal Aydın ve Sercan Örün'e de teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bugün yargı reformunu ve hukuku konuştuk. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla buluşuncaya dek kalın sağlıcakla.